Merhaba arkadaşlar. Bugün size teknolojik de, teknolojiyle alakalı bir video çekeceğim. Kullandığım bir adet saatle alakalı. Yaklaşık bir ay kadar önce bir adet Huawei Watch GT saat aldım. Ve bu saati kullanmaya başladım. Bu saati uzun kullanım değerlendirmesi yapmak istiyorum bu videoda. Bu saat için. Yani sizlere de bu saatle alakalı bazı işte bilgiler aktarmak istiyorum. Bu videoyu Samsung Galaxy Note 9 ile çekiyorum. Umarım görüntü kalitesi, ses kalitesinde sıkıntı olmaz. Başlayalım değerlendirmeye. Arkadaşlar saat bence yani akıllı saat dünyasında bayağı iyi bir noktada. Yalnız bu saati şöyle değerlendirmeniz lazım. İlk yorumum. Bunu bir e, saat değil de daha çok spor bantı yani sporla alakalı şeyler için kullanacağınız bir akıllı bant ama saat şeklinde bant olarak değerlendirebilirsiniz. Niye öyle söylüyorum. Yani mesela bunun bir uygulama mağazası falan yok yani çok öyle kendine has uygulamalar dışında kendi içindeki uygulamalar dışında bir uygulama mağazası yok. Evet saat yüzleri var gördüğünüz gibi çeşit çeşit güzel saat yüzleri var. Yani gün, günlük konuşma, günlük e, günlük rutininize uygun. Yani spor yapacaksan sportif ya da bir iş işe gideceksiniz, işle alakalı Şeyler şeyler arayüzleri var, saat arayüzleri. Fakat yani bunu gidip de mesela bir uygulama mağazasından yani buna özel yazılmış uygulamaları yükleyeceğiniz bir arayüzü ya da şeyi yok. Ama bunun da çok iyi bir özelliği var. Yaklaşık 15 gün normal kullanımda 15 gün çok rahat pili gidiyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yani siz bunu 15 gün boyunca hiç fişe takmadan çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Apple Watch ya da ne bileyim Samsung'un saatlerinden çok daha fazla uzun süre şarjı gidiyor, pili dayanıyor. Ne özellikleri var? Tabii ki kalp e, nabız ölçeri var. Kalp atış sensörü var. Sürekli ölçebiliyor. Eğer sürekliye ayarlarsanız bir hafta dayanıyor pili. Eğer sürekli değil de normal kullanırsanız 15 gün ila bir ay arasında pili gidiyor. 15 gün ila bir ay arasında. Şu anda sürekliye ayarlı. Evet ayarlı. İsterseniz hemen göstereyim. Şu anda ölçüme başladı. Parmağımı tuttum birazdan ölçecek. Bunun dışında notifikasyon, notification yani bildirimleri görebiliyorsunuz. Bakın ölçtü 78 diye. Bildirimleri görmek için alttan yukarı şekilde şu şekilde yapıyorsunuz. işte mesela benim hesaptan paralar gitmiş. <laughs> Onları görüyorsunuz. İşte neler var. Yukarıdan aşağı çektiğinizde de ufak tefek bu ayarları yapabiliyorsunuz. Şöyle ayarlar bölümüne gidebiliyorsunuz. Ben şu anda Türkçe'ye ayarladım sırf bu video için. Normalde İngilizce ya da Almanca kullanıyorum. İşte rahatsız etme, ekranın ışık parlaklığını ayarla filan filan. Ben şimdi bunları çok detaylı anlatmayacağım ama uzun kullanımda şunu belirteyim arkadaşlar. Dışarıdaki güneşin seviyesi ne olursa olsun saati okuyabiliyorsunuz. Yani çok önemli bir şey akıllı saatlerin birçoğu hele ki o Çinli adi saatlerde Bu çok Fazla bu sorun var Güneş olduğu zaman okunmuyor Bu saatte öyle bir dert yok Güneş Güneşin altında çok rahat bir şekilde okunuyor İşte Spor fonksiyonlarına bakarsak koşuyu algılıyor İç mekan koşusu açık hava koşusu tırmanma parkur Bisiklet Havuzda yüzme açık denizde yüzme, triatlon, değişik değişik şeyleri var. Tabii ben bunlardan sadece bisikleti kullanıyorum. Güzel oluyor. Yani kendi başka neleri var? Hava durumunu gösteriyor böyle saatten. İşte arayanın ekrandan gösteriyor. Arar tabii onu ayarlarsanız uygulama üzerinden. Arayanın resmini falan gösteriyor. SMS, WhatsApp gibi notifikasyonları gösteriyor. Ee, ne eksiği var? saat üzerinden bir konuşma gerçekleştiremiyorsunuz. Yani herhangi bir hoparlör falan yok saatte. Bir kamera, hoparlör gibi öyle abuk subuk şeyler yok. Yani bu saat aslında bir daha çok sporcu bandı olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten pil süresi de bunu gösteriyor. Yani daha çok böyle tutumlu bir pil süresi var. Bu üst bölüm dönmüyor bu arada. Döner gibi düşünebilirsiniz ama öyle dönmüyor. Sabit. Başka menülerinde çok fazla bir şey şu anda. Ee, bilmiyorum neler var diye düşünüyorum. Ekstra başka da bir şey yok. Yani burada uyku heh, tabii ki uyku şeyinizi ölçüyor. parametre denilen bir özelliği var. Denizden yüksekliğinizi gösteriyor. Tabii bir ayarlamak gerekiyor onu. Yaklaşık bu Münih civarının denizden yüksekliği. Mesela nedir? 500 metre civarında onu gösteriyor. Pusulası var. Mesela pusula var. Hava, mesajlar. işte kronometre, zamanlayıcı, alarm. El feneri. El feneri dediği şey ekranı bembeyaz yapıyor. Başka da bir şey değil. Telefonu bul denilen bir özelliği var. Telefonu ses çıkarttırıyor. Aktivite kayıtları, kalp ritmi, egzersiz durumu, antrenman gibi gibi şeyler var. Yani ben gayet e, kullanışlı bir saat olarak buldum bunu. Durduralım. Çalışma çok kısa. Evet. Şu geri tuşu, üstteki tuş daha çok geri tuşu, alttaki okey tuşu anlamına geliyor. Yani ben genel olarak bu saati kullanışlı, rahat, yeterince hafif, yeterince oturaklı bir saat olarak değerlendiriyorum. Ha fiyatına gelince şu anda Avrupa piyasasında 100-130 euro arasında bulunabiliyor. Ben zaten 100 euro'ya aldım, sıfır kutusunda bir daha birisine hediye gelmiş, ondan direkt satın aldım. Daha kutusu hiç açılmamıştı. O şekilde aldım ve kullanıyorum. Gayet başarılı. Beğendim yani. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bir uygulamaydı bilmem neydi cafcaflı özellikler şeyler falan buna yüklenmiyor ya da bir konuşma falan yapılmıyor. Sadece saat olarak kullanıyorsunuz artı spor özel sportif aktivitelerde kullanabiliyorsunuz. Bence gayet yeterli pil süresi de insanı hiç üzmüyor. Ekrandan yani birçok bilgiyi de bir anda alabiliyorsunuz. AMOLED ekranı var diye biliyorum. Emin değilim. AMOLED olması lazım. Pil süresi bu kadar dayandığına göre. O kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Tabii kayışı değişebiliyor şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. <laughs> Çıkarttım. Bakın çok da basit çıkıyor. Çok basit çıkıyor. Bu da ölçmeye çalışıyor beni şu anda. Demezsin. Çok basit çıkıyor, çok basit takılmıyor. Öyle bir özelliği var. Evet. Şu anda videoyu kapatıp başka videoya geçebilirsin. Taktım taktım. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Abone olun, like atın. Hoşçakalın.